Şimdi bu eş uygunluk testini YouTube'dan bakmak isterlerse görürler. Bak, yapılan şey şu. Çok basit test. Test şu. Diyorlar ki okulda bir deney yapacağız. Katılmak isteyen gönüllüler falan. 5 kişi geliyor. İçeride bir tane böyle suratsız hoca var, böyle beyaz önlüklü falan, gönüllü, ciddi bir hoca var. 5 tane denek var ve denekleri gözlemleyen bir tane abla var. Not alıyor şimdi. Şimdi 5 deneyi oturtuyorlar ve karşıdan bizim hoca bir tane kağıt şöyle tutuyor. Kağıdın üstünde 3 tane çubuk var, tamam mı? Evet. Yani 3 tane çubuk var. Hatta şöyle çizeyim bak şimdi. Şöyle bir tane çubuk çizeyim. Tamam mı? Şöyle 3 tane çubuk var. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet, Birinci birbirinden farklı boylarda. A, B, C farklı boylarda. Birinciye soruyor. Diyor ki kardeşim hangisi en uzundur diyor. Şimdi bu arada bu 5 kişiden aslında 4'ü ekipten. Bir tanesi denek abi. Tamam mı? Ama herif hepsini denek sanıyor. Şimdi ortadaki denek ama hepsini denek sanıyor. Hangisi en uzundur diyor. Şimdi bakıyorsun lan bariz B işte, tamam mı? İlki Evet. başlıyor A diyor. Şimdi bu arada deneyi çekiyorlar. Denek Allah Allah, ulan herif de göze bak işte bariz B. İkinci de A diyor. Şimdi denek duruyor. Han diyor, ne biçim adamsınız? Tabii ki B diyor. Üçüncü de A diyor. Bu arada denek böyle şok içinde. Nasıl olabilir, ona bakıyor. Soruyu Dördüncü de yanlış anladığını düşünüyor herhalde. A diyor. Enteresan filan. İkinci test. Tekrar başka 3 çubuk. Bu sefer birinci C diyor filan, tamam mı? İkinci C diyor filan. Testlerde ya 2'de ya da 3'te denek vazgeçiyor abi rezistanstan ve şey diyor. Baştan herifler A diyorsa bu da A deyip geçiyor ve davranış kalıbına bakman lazım. İlk ikisinde yani gruba ters kaldığında böyle gergin yakayla makayla oynuyor. Saçma olduğunu bilmesine rağmen milletin dediğine evet dediği andan itibaren çocuk arkaya yaslanıyor ve huzura kavuşuyor. Çünkü haklı olmayı mı, aslında bunu evliliklerde söylerler biliyorsun değil mi? Haklı olmayı mı yoksa mutlu olmayı mı tercih ediyorsun diye bir laf var. Buradan yeni Doğru, evlilere, evet. buradan seslenelim evlenecek olanlara. Arkadaşlar haklı İkinci olmayı tercih. değil, mutlu olmayı tercih edin, tamam mı? Şimdi dolayısıyla arkadaş da 3. sorudan itibaren mutlu olmaya karar veriyor. Ulan ben ne haklı olacağım? Haklı olsam ne olur? Bunların hepsi A diyor. Ben geriliyorum. A ise A kardeşim diyor. Şimdi bu finansal piyasalarda da var.